Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Ücretli izin, ücretsiz izin bunlar benim adaylığımı etkiler mi hocam? Böyle sorularınız geldi arkadaşlar. Bakın, sözleşmeli öğretmenlerin ücretli izni veya ücretsiz izni nasıl oluyor? Ücretli izin tabii ki doğum izninin ücretli olan kısmı var biliyorsunuz. Ve işte rapor alma durumunuz olabiliyor veya işte farklı izin alabiliyorsunuz. Mesela herhangi bir durum oluyor. Mesela işte dayınız vefat etti, Allah korusun. Allah gecinden versin. Bu tip durumlarda ücretli izin durumu söz konusu olmuş olur ve bunlar adaylık sürecinizi etkilemez arkadaşlar. Ve sözleşmenizi de etkilemiyor zaten. Yani bunlar sizin hakkınız olan, gerçi diğeri de hakkınız da, hani bunlar sizin hani herhangi bir kesinti yaratmıyor sizin sözleşmenizde ve adaylığınızda. O yüzden herhangi bir sıkıntısı olmuyor. AKS'ye girme hani şartınız olan bir yıllık süreçte de herhangi bir kesinti oluşturmuyor bunlar. Ama dediğim gibi hani bunlar bu şekilde olmuş oluyor. Bir de ücretsiz izin durumu var biliyorsunuz. Doğum olduktan daha sonra eğer siz ücretsiz izin alırsanız ücretli izninizden daha sonrasında bu durumda arkadaşlar adaylığınız ve sözleşmeliliğiniz etkilenmiş olur. Neden? Çünkü bu durumda sözleşmeniz feshedilmiş oluyor. Yani orada bir kopukluk meydana geliyor. Mesela sen orada bir yıl ücretsiz izin aldın diyelim. O sen bir yıllık süreçte hani resmen öğretmen değilsin yani orada. Hani devletin kadrosunda sözleşmeli bir öğretmen değilsin. O yüzden de adaylığında, sözleşmeliliğinde kesintiye uğramış olur. Ve AKS'ye yani atanın hani göreve başladığından bir yıl sonra AKS'ye girememiş olursun dolayısıyla. Yani ücretsiz izin sizin adaylığınızı ve sözleşmeliliğinizi tekrar söylüyorum etkiler. Askerlikte de benzer durum söz konusudur. Askerlikte de gene benzer bir şey olur. Dediğim gibi yine sözleşmeniz feshedilir. Askerden gelince yine sözleşme yapılır. Adaylığı süre bazında bunlar etkiler arkadaşlar. Şu anda adaylık çalışmalarını zaten hani uzaktan yaptığınız için ücretli izin esnasında da bir sıkıntı yaşanmıyor. Yine hani EBA üzerinden siz adaylık eğitimlerinizi alma durumunu yaşayabiliyorsunuz. Ve bu şekilde hani adaylık süreciniz devam ediyor. Hem süreç bazında hem de eğitimler bazında bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama ne bazında sıkıntı olur? Şu bazda sıkıntı olur. Yani mesela tabii ki dersinizi hani hali hazırda ücretli izinde ders yapmadığınız için diyelim ki sen doğum izindesin. Ücretli doğum izninde derslere girmiyorsun dolayısıyla. Derslere girmediğin için gelip de birisi seni kontrol edemeyecek ve not veremeyecek dolayısıyla. Hani bu bazda ancak sıkıntı olur. Yoksa süre bazında ve eğitimleri alma hani durumunda bir sıkıntı yaşamazsınız ücretli izinde şu anda. Ama değerlendirme olayında bir sıkıntı söz konusu olmuş olur. Evet arkadaşlar, yani burada aslında ücretli izinden kastımız şu. Yani bu olağanüstü bir durum ve devletin size verdiğiniz hani bu maaşınızı almaya devam ettiğiniz bir hakkınız. Mesela evet. Ben de Zara'da kolumu kırmıştım. Bana 40 gün mü 45 gün mü ne bir rapor vermişlerdi sağ kolumu kırdığım için. Mesela bu süre zarfında maaşımı almaya devam ettim. Sadece ek dersimde bir kesinti olmuştu. Aynı şekilde doğum iznin de bu şekilde arkadaşlar. Yani doğum yaptığınız için size 3 aylık bir rapor gibi yani annelik izni veriliyor. Ve siz bu izninizi kullanıyorsunuz. Yine maaşınızı almaya devam ediyorsunuz ama ek ders almıyorsunuz bu süreçte. Evet, aynen öyle. Eşimin dediği gibi bu süreçte maaş almaya devam ediyorsunuz. Ve hani SGK'nız da yatıyor. Yani hani öğretmenliğin dışına çıkmamış oluyorsunuz arkadaşlar. Ama ücretsiz izinde öğretmenliğin dışına çıkıyorsunuz. Hatta askerlikte şöyle bir şey var. Yani askeriyenin elemanı oluyorsunuz yani resmen. Hatta askeriye size bir küçük de olsa bir maaş da veriyor. Mesela benim hani en son bir videomuzda da anlatmıştım. Erzincan'da yatmış bu para mesela Ziraat Bankası'na. Ben daha sonra yani 2 sene geçtikten sonra bu sene hani böyle bir paranın var olduğunu Ziraat Bankası'ndaki banko memuru bana söyledi ve çektim mesela bu parayı da. Yani hani o durum hani dediğim gibi doğumdaki ücretsiz izin ve askerlikteki ücretsiz izin sizin sözleşmeliğinizde bir
kesinti oluşturuyor arkadaşlar. Adaylığınızda da bir kesinti oluşturuyor. Yani bu ikisini karıştırmamak lazım. İkisi birbirinden ayrı. Evet, yani şöyle düşünebiliriz aslında. Hani bu adaylığın kalkması için bir sene boyunca fiilen görev yapmanız gerekiyor. O fiilen kısmını gerçekleştirmemiş oluyorsunuz. Askere gittiğiniz zaman ya da ücretsiz izne ayrıldığınız evet, zaman. Evet, ama ücretli izinde fiilen görev başındasınız arkadaşlar. Bakın buradaki fiil demek, çok güzel bir noktaya parmak bastım. Buradaki fiil demek, hani illaki işte derse girdin mi girmedin mi fiili değil. Hani ben 40 saate giriyorsam daha çok fiili görev yaptım anlamına gelmiyor yani. Ne demek oradaki fiili görevde olmak? Yani görev başında. Hani hala daha aktif görevde olmak oradaki fiili olarak kastedilen şey. Dolayısıyla o 365 günlük süreyi doldurmak için hani raporlu da olsanız zaman anlamında geçerli oluyor. Ama dediğim gibi zaten AKS'ye girmenin belli şartları var biliyorsunuz. Süre şartını doldurmanız lazım. Değerlendirilmiş olmanız lazım. Ve eğitimleri almış olmanız lazım. Hani ana başlık altında düşünürsek. Tamam, eğitimleri alabileceksiniz. Ücretli doğum izindeyken mesela. Süre şartınız da devam edecek. Ama işte bu hani süreçte değerlendirilemediğinizden kaynaklı olarak ancak hani sorun oluşabilir. Ücretli doğum izninde ancak bu sorun oluşabilir veya işte herhangi ücretli izinde veya raporunuzda ancak bu sorun oluşabilir. Onun dışında bir sıkıntı olmaz. Bazen arkadaşlarımız soruyor. 2 gün rapor aldım hocam, bir sorun olur mu? Bir sorun olmaz arkadaşlar. Yani ekleyeceğim bir şey var mı İknur hocam? Yani bu konuda hani ücretsiz olarak devam ettiğiniz sürece içiniz rahat olsun arkadaşlar. Yani sonrasında hani ona göre bir toparlanabilir müdür bey, ona göre sizin dersinize daha sık gelebilir ya da hani diğer öğretmenler. Ücretli olarak devam ettiğiniz evet sürece. Ücretli olarak devam ettiğiniz sürece hani toparlanması için elinizden geleni yapılır. Tabii ki ücretsiz izne çıkıldığı zaman ona yapılacak bir şey yok. Zaten şartı sağlamamış oluyorsunuz. Fiilen çalışmamış oluyorsunuz. Yani bu dönemde birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani bir sonraki seneye aktarılmış olur. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Sorunuz olursa her zaman bekliyoruz. Vaktimiz olduğunca cevaplandırmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz yorumlarınız ve her zaman bizleri takip edip beğendiğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.